Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Gündemimizin bugün en başında işleyeceğimiz konulardan biri uluslararası komplo. Önder Öcalan 1998'de 9 Ekim'de Suriye'den çıkarılmasıyla başlayan komplo süreci 23. yılına girdi ve hala devam ediyor. Konuklarımızla bunu konuşacağız ama bununla bağlantılı özellikle Orta Doğu'da ve Kürdistan'da yaşanan değişimleri, diğer taraftan Türk Devleti'nin saldırgan politikalarını da konuşacağız. Hem Rojava'ya dönük saldırgan politikaları hem diğer taraftan ne Osmanlıcı yayılmacı politikaların bir taraftan Libya'ya, diğer taraftan bugünlerde de Karabağ'a kadar uzanan bölümünü konuşacağız. Tabii ülke içerisindeki şiddetin, baskının artmasına da değineceğiz. Konuklarımız var. Konuklarımız Ersin Çaksu, gazeteci arkadaşımız Rojava'dan. Hoş geldin Ersin. Cafer Tar, Yeni Özgür Politika yazarı. O da gazeteci arkadaşımız. Sen de hoş geldin Cafer. Ve Sayın Doktor Sait Dede, HDP Hakkari Milletvekili, Colemerk Milletvekili. Her üçünüz de tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Ben bugünlerde 22 yılı geride bırakan uluslararası komployla başlayalım diyorum. Bugün ne aşamada olduğunu konuşacağız ama Ersin'le başlayalım isterseniz. 98'de fiili olarak yaşama geçirilen bir komplo sürecinden söz ediyoruz. Bununla birlikte 23. yıla girerken sürekli baskılar arttı. Türk Devleti üstelik son dönemlerde, son yıllarda çıtayı yükselterek ne Osmanlıcı bir politikayla birlikte yayılmacı bir siyaset de izlemeye başladı. Öncelikle bu siyaseti, bu yayılmacı siyaseti izlemeye başlamasını nasıl değerlendirmek, nasıl yorumlamak gerekir onu soracağım. Belki de komploya rağmen istediklerini elde edememeleri de bu saldırganlığın sürmesine neden olmuştur. Bu türden yorumlar da var. Ne dersin Ersin? Evet, öncelikle sizlere, aranıza ve izleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Bilindiği üzere komplo, uluslararası komplo, Kürt halkının, dostlarının, bölge halklarının bugüne kadar da nefretle andığı uluslararası komplo bu topraklarda ve şu anda benim bulunduğum topraklarda, yani Suriye coğrafyasında başladı. Yani ilk temeli burada atıldı. Burada örülmeye başlandı komplo. Biraz bu sürece bakacak olursak kısaca 1994'te o güne kadar aralarında soğuk savaşın devam ettiği, ABD ile Suriye arasında bir dizi temas oldu. Hafız Esad, o zaman işte Bill Clinton'la Hafız Esad'ın 4 saatlik bir görüşmesi vardı. Yine burada daha sonra ortaya çıktı ki burada Sayın Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasının konuşuldu. Bu tabii ki sonraki yıllarda açığa çıktı. Ardından yine mesela bu coğrafyada 96'da yapılan bir 96'da işte 500 kilo C4 ile Şam'da yapılan bir saldırı vardı. Yani Öcalan'a yönelik, Sayın Öcalan'a yönelik bir saldırı vardı. Aslında bunlar böyle ilmek ilmek bir dokuma vardı. Yine o dönem ABD ile Suriye arasında çeşitli düzeylerde bir temas vardı. Ki bu temas daha önce kesilmişti. Hatta bu birleşik işte Suriye ile Mısır arasındaki işte Abdülnasır döneminden beri bu çok yoğun bir ilişki yoktu Suriye ile Amerika arasında ve bu o dönem bir yoğunluk kazandı. 94 sonrası bir yoğunluk kazandı ve nitekim 98'de uluslararası komplo hayata geçirildi ve nasıl hayata geçirildi? İşte o zaman bu Adana Mutabakatı Türkiye ile Suriye arasında Adana Mutabakatı imzalandı. Yine Türkiye sınırı Adana'ya işte Rojava sınırına, Kuzey Suriye sınırına askeri yanak yaparak işte ya savaş ya da Sayın Öcalan'ın çıkarılması dayatmasında bulundu. Ve bu Türkiye'nin kendi gücüyle, kendi öz gücüyle yapmış olduğu bir şey değildi. Arkasında ciddi bir güç vardı ve nitekim komplonun sonraki yıllarında bu açığa çıktı ki bu iki esas, yani güç, biri NATO,
biri İsrail, yine Mossad'ın bu işin içerisinde olduğu, Sayın Öcalan'ın savunmalarında da, AHİM'e göndermiş olduğu savunmalarında da, yine yazmış olduğu eserlerde de ya da işte görüşme notlarında, görüşme notlarının avukatlarıyla yaptığı görüşmeler, yine çözüm sürecinde HDP heyetleriyle yaptığı görüşmeler ve devletle de yaptığı görüşmelerde bunu açıkça ifade etti ve tarih bunu doğruladı. Öcalan'ı defalarca, Sayın Öcalan'ı doğruladı. Sonraki süreç işte komplonun işte 9 Ekim'de başlayan komplo, sonraki işte Avrupa süreci, işte Rusya süreci, Tacikistan'a kadar gidip sonradan Kenya'ya kadar gelen süreçte de ne tür pazarlıkların yapıldığı, Rusya ile ABD arasında dönemin, işte Rusya o zaman ciddi bir ekonomik kriz yaşıyordu. Yine işte bu gaz anlaşması vardı, mavi akım anlaşması vardı. Ersin, kusura bakma. Komplonun o sözünü ettiğim boyutlarıyla ilgili doğrusu çok geniş değerlendirmeler oldu. Yani evet, kanaatimiz o ki çok da gizli kalan bölümleri yok sonuç itibariyle, ama biraz da bu Türk Devleti'nin özellikle son dönemdeki yayılmacı siyasetle komplo arasındaki bağlara ilişkin yorumları nasıl değerlendirirsin, onu da sormak istiyorum. Çünkü sonuç itibariyle komplo devam ediyor diyorsak o komplonun bir boyutu da bu mu? Evet, kesinlikle. Yani anlatmak istediğim, bunu kısaca böyle değinmek istedim. Komplonun bugün de devam ettiği, yani Öcalan yine Kürt halkı şahsına, bölge halklarına karşı, Orta Doğu'ya karşı bu komplonun devam ettiği. İşte 98'de Öcalan'ın esir alınmasından sonra işte Irak'a yapılan müdahale, bugün Suriye'de yaşananlar, yani 10 yıldır Suriye'de yaşananlar ve nitekim Türk Devleti'nin komplonun yıl dönümünde Seri Gani ve Giresp'i 2019'da Seri Gani'ye başlatmış olduğu saldırı. Bunlar, bu sıradan bir tarih değildi. Sıradan bir, belirlenmiş bir gün değil. Nasıl ki Afrin'e yönelik işgal saldırıları Mahabat Cumhuriyeti'nin yıl dönümüne getirildiyse, 72. yıl dönümüne 72 uçakla yapıldıysa, nasıl ki işte Cerablus Bab bölgesine, yani Fırat Kalkanı dedikleri işgal operasyonu, nasıl ki işte Mercidabık Savaşı'nın, yani Orta Doğu Arap coğrafyasının kapılarının Türk Devleti'ne açılmasına, yıl dönümüne, 500. yıl dönümüne getirdiyse 24 Ağustos işte 2016, diğeri ise 24 Ağustos 1516. Bu tarihler, yani nasıl buna denk getirildiyse, Afrin'de nasıl buna denk, 9 Ekim komplosuyla da aynı tarihe getirilmesi, aslında Türk Devleti'nin bölgeye yönelik işte yayılmacı, Osmanlıcı, Neo-Osmanlıcı emellerinin politikasıydı. Ve bu politika uluslararası güçlerde, nasıl ki o gün işte uluslararası komplo İngiltere'sinden ABD'sine kadar, İşte Rusya'sından İsrail'ine kadar ve bölgesel, hatta bazı Kürt işbirlikçi yapılar içerisinde yer alıyorlarsa, Afrin'de, Bab'da, Cerablus'ta, Seri Gani'de, Giresp'de ve hatta Libya'da ve bugün belki Azerbaycan Karabağ'da yapılanlar da belli bir planın çerçevesinde yine aynı şekilde o uluslararası güçler çeşitli düzeylerde, ben demiyorum yani aynı düzeyde, aynı boyutta, aynı ittifaklarla devam ediyorlar. Fakat bu denge siyasetinde bu güçler, bu uluslararası güçler, yine bölgesel güçler, hatta bazı Kürt işbirlikçi yapılar da çeşitli düzeylerde bugün Türk Devleti'nin bölge üzerindeki siyasetinde rollerini almaya devam ediyorlar. Peki. Cafer Tarsız'ımla devam edelim istiyorum. Komplonun belki önemli saç ayaklarından biri de Avrupa'dır. Avrupa devletleridir. Özellikle Spiti'nin kendine düşen rolü hala kendi raporlarına rağmen oynamamakta ısrar ettiğini de biliyoruz. Birincisi, Avrupa devletleri neden böyle bir tutum aldı? Bir de şu da çok açık artık, yani Avrupa devletlerinin desteğiyle giderek palazlanan bir Erdoğan, ileride kendilerini de tehdit eder bir düzeye gelir mi? Ya da belki bugün işte o düzeye gelmiş olmasının bir nedeni de bu değil mi? Şimdi şuradan başlayayım. Önce Spiti'nin yapısını biraz seyircilerimizin bilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Avrupa Komisyonu'na bağlı bir kurumdur Spiti. Ve bu sözleşmeye taraf olan ülkeler oraya bir temsilci atayarak temsil ediyorlar kendilerini. Spiti işkenceyi ve kötü muameleyi engelleme komitesi olarak var edilmiş bir kurumdur.
Spiti bir yargı kurumu değildir. Spiti'yi bir yargı kurumu olarak algılamaması lazım arkadaşlarımızın. Spiti aslında daha çok yani insan hakları boyutu öne çıkan ama yani kuruluşu itibariyle zaten hani aday belirleme, komiteyi oluşturma falan itibariyle daha çok siyasal bir süreçtir. Yani hukuki bir süreç olmaktan hukuki bir süreç değildir. Öyle algılanırsa bir mahkeme gibi algılanırsa spiti, o zaman spiti meselesi doğru anlaşılmamış olur. Dolayısıyla burada üzerine konuştuğumuz kurum bir hukuk kurumu değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Spiti'nin teknik olarak her yer bu anlaşmaya taraf olmuş bütün ülkelerde bu cezaevlerini denetleme, oralara re'sen gitme, haber vermeden gitme hak ve yetkisi var. Fakat Spiti'nin raporlarını orada gördüklerini açıklayıp açıklamama kararı tek başına kendisine ait değil. Yani denetlenen ülkenin de veya hani denetim yapılan ülkenin de rızası gerekiyor. Bir tek istisnası var bunun. İki defa Türkiye'ye uygulamışlar bunu 92'de ve 96'da. O istisna da şudur. Eğer bu o ülke yani Spiti'nin denetim yaptığı ülke Spiti'ye kolaylık sağlamıyorsa, güçleştiriyorsa işleri, o zaman tabii Spiti re'sen açıklama yapabiliyor. Şimdi bütün bu izahı şunun için yaptım. Kimi zaman bizim izleyicilerimizde kurumları böyle hani onların fonksiyonlarını karıştırma durumu oluyor. Spiti zaten bu haliyle siyasal bir kurumdur yani. Bir yargı kurumundan ziyade yani insan hakları arka planı olan ama yargısal bir işlevi olmayan bir idari kurumdur Spiti. Dolayısıyla bu sorduğunuz soruya cevap olması anlamında söylüyorum. Spiti'nin bu tavrı bir yargı kurumunun, objektif bir yargı kurumunun tavrından ziyade onun arkasındaki siyasi iradenin yani devletlerin ikircimine denk düşüyor. Yani oradaki ikircim sadece kurum olarak Spiti'nin ikircimi değil. Oradaki ikircim, orada bu Türkiye'nin yaptığı insan hakları ihlallerine yönelik göz yumma tavrı aslında Spiti'yi oraya aday göstermiş, oraya atama yapmış, oraya delege göndermiş devletlerin ikircimidir. Dolayısıyla bunu en direkt bir tavır değil, doğrudan bu ülkelerin tavrı olarak görmek lazım. Aynı şekilde ben de düşünerek birbiriyle bağlantılı sordum. Sonuçta bu tavır aynı evet. zamanda Erdoğan'a cesaret veren siyasi bir tutum. Tabii. Avrupa devletlerinden kaynaklanan. Evet. Yani direkt aslında hani Spiti hani bir yargı kurumu değildir derken özellikle bahsettiğin hani sorduğunuz sorunun bir cevabının açıklanması açısından şey yaptım. Yani orada arkada bir ikircim var. Yani Avrupa devletlerinin tavır almaktan kaçınma hali var. Avrupa devletlerinin Türkiye'de insan haklarını ve demokrasiyi önceleyen bir tavırdan kaçınması hali var. Dolayısıyla bunu çok önemsemek lazım. Bunun üzerine tabii çok uzun konuşabiliriz. Erdoğan'ı desteklemek için mi yapıyorlar? Yoksa kendilerinin gerçekten Erdoğan'ı denetleyecek, Erdoğan'a dur diyecek güçleri mi yok? Yoksa Avrupa Birliği kendi içerisinde bu tarz bir irade geliştirebilecek güçten yoksun bir kurum mu? Avrupa Birliği'nin kendi kurumsal gelişimi hangi aşamada? Bütün bunları yapabilmeye gücü var mı Avrupa Birliği'nin? Bütün bunlarla birlikte bu tartışmayı sürdürebiliriz. Ama bildiğimiz bir tek şey var. Toplamda yeknesak olarak Avrupa Erdoğan'a yönelik yani işte Doğu Akdeniz krizinde falan biraz daha net bir tavır aldı. İlk defa bir meselede Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'de Yunanistan'dan ve Kıbrıs'tan yana net bir tavır aldı. Ama daha öncesinde Avrupa Birliği'nin böyle bir tavrı hiç yok. Hiçbir zaman Avrupa Birliği daha öncesinde Kıbrıs ve Doğu Akdeniz, yani Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dışında bu kadar net bir tavrı yoktu. Yani işte Almanlar tavır sahibi olursa işte yine onu Fransızlar dengeliyordu veya işte Fransızlar bir yerden tavır alırsa Almanlar araya girip dengeliyordu. Şimdi yine nispeten böyle bir süreç işledi ama buna rağmen tavır çok net. Yani öncesine göre nispi olarak Avrupa Birliği'nin ilk defa bir meselede Türkiye yönelik tavrı bu kadar açık ve net oldu. O yüzden de Avrupa Birliği'nin tavrının bu kadar açık ve net olması Erdoğan'ı koşulsuz geri çekilmeye zorladı. Yani Erdoğan uzun bir süredir Doğu Akdeniz'i konuşamaz hale geldi. Sorunuza cevap olması hani birbiriyle iç içe olduğu için böyle bazen karışıyor. Ama şu çok açık, Türkiye'deki hak ihlalleri, Sayın Öcalan'a yönelik tavır da dahil, hani Kürtlere yönelik tavır da dahil, HDP tutuklamalarına yönelik tavır da dahil,
Türkiye'deki hak ihlallerine Avrupa Birliği'nin toplamda ciddi bir tavrı yoktur. Sadece seyrediyorlar, sadece izliyorlar. Avrupa Birliği bu noktada inisiyatif almamaya çalışıyor. Hatta bu birlik tartışmalarının, hani üyelik müzakere sürecinin asıl önemli kısmı burasıdır. Yani işte bunu çoktan konu edip buna ilişkin net bir tavır sahibi olmaları gerekiyordu. Ama Avrupa Birliği bundan ısrarla kaçınıyor. Avrupa Birliği insan hakları, hani onu bir araya getiren değerlerinden ziyade, insan hakları, demokrasi falan gibi değerlerden ziyade daha çok stratejik çıkarlarını, enerji gibi, pazar gibi, piyasa gibi vesaire gibi çıkarlarını öne çıkaran bir tutum içerisindedir. Bu tip meselelerde çok daha kolay tavır alıyor. Şöyle diyeyim yani, özellikle mesela komplo döneminde Sayın Öcalan'ı adım adım Avrupa dışına itip aynı zamanda Türkiye'ye teslim edilmesini sağlayan süreçte de payları olan devletler bunlar. Belki İtalya bir yönüyle farklı davrandı ama Almanya başta olmak üzere Yunanistan ve diğer komploda yer alan devletlerin tutumu bugüne kadar hala değişmeden geliyor. Bu temelde ben özellikle sordum. Evet, şimdi orada da yani o daha orayı biraz sosyolojik olarak, yani orada aslında baş oyuncu, yani o süreci örgütleyen Avrupa Birliği ülkeleri de buna dahil oldu tabii. Ama yani orada bu süreci örgütleyen, biraz önce Ersin arkadaş da izah etti, tekrara düşmeyelim. Ama asıl örgütleyen Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Evet. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri bu işi organize etti. Bu devletler de dahil oldular bu işe. Bunun sebebi aslında komplo devam ediyor diyorsunuz. Evet, devam ediyor. Şunun için komplo devam ediyor. Avrupa Birliği, yani özellikle hani Batı ABD bölgedeki, Orta Doğu'daki dengeleri, statükoyu değiştirmek istiyor. Değiştirici hamleler yaptı. İşte Irak'a vurarak, yani o zaman Saddam Hüseyin rejimini devirerek oradaki statüye müdahale etti. İran'ı sıkıştırarak oradaki statüye müdahale ediyor. Yani orayı yeniden kurgulamak istiyor. Ama orada temel sorun şu. Şimdi orada bir sosyolojik gerçeklik var. Yani devlet gerçekliğini bile aşan bir Kürt sosyolojisi var. Yani PKK üzerinden, Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan üzerinden ortaya çıkmış bir Kürt sosyolojisi var. Özgürlüğü esas alan, demokrasiye esas alan, o eşit, adil katılımı esas alan bir Kürt sosyolojisi var. Şimdi bu Kürt sosyolojisini, yani siz aslında şeyi çok kolay olabiliyor, görüyorsunuz işte. Yani silahlarınızla, bombalarınızla giriyorsunuz bir devletin siyasi organizasyonunu dağıtıp, ordusunu dağıtıp oradaki süreci bozabiliyorsunuz. Ama eğer tabanda, toplumda bir sosyolojik gelişme olmuşsa, bir dönüşüm yaşanmışsa, bir özgürlük bilinci açığa çıkmışsa, bu kendi kurumlarını yaratmışsa, işte ne kadar çaba sarf ederseniz sarf edin, onu değiştirmek, başka bir şeye benzetmek, dönüştürmek çok kolay bir iş değil. Evet. Dolayısıyla bölgeye müdahale eden güçler, Orta Doğu'ya müdahale eden güçler, Kürdistan'a müdahale eden güçler, biraz şöyle bir kaygıyı, yani hala bu devam ediyor, Kürt hareketinin, Kürt aklının, Kürt özgürlüğünün yakaladığı düzey onları biraz endişelendiriyor. Yani hani bunu çok abartmak da istemiyorum. Hani sadece bura üzerinden konuşmak da istemiyorum. Evet. Ama onlar bu müdahaleleri yaparak kendileriyle daha uyumlu bir Kürt hareketi, peki, kendileriyle daha uyumlu, kendi pazar ilişkileriyle, işte piyasa tempolarıyla, işte diğer kurumsal yaklaşımlarıyla falan daha uyumlu bir Kürt hareketi, bir Kürt toplumsallığı falan yaratmaya çalışıyorlar. Evet. Dolayısıyla hala bu noktada istedikleri yerde değiller. Yani öyle görmüyorlar. Peki. Gerçi Kürt sosyolojisinin ortaya çıkardığı özgürlükçi tavır hiç ummadıkları bir yerde IŞİD barbarlığını yenme anlamında onlara muazzam bir katkı sağladı. Bu, peki, çok önemli bir şeydi. Ama uzatmayayım. Ama Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'a yönelik komplonun arkasında Sayın Abdullah Öcalan'ın temsil ettiği değerler var ve o değerler hala Kürt hareketi içerisinde yaşamaya devam ediyor. Peki. Tam buradan Sayın Said Dede ile devam edelim diyorum. Cafer Tarda dikkat çekti. Aslında komplonun belki temel hedeflerinden biri Sayın Öcalan şahsında değil, bir bütün olarak Kürt hareketinin Türkiye'deki demokratik mücadelenin de bitirilmesiydi. Ancak Sayın Öcalan kendi öngörüleri temelinde siyasal yaşamda yer bulan bir HDP'ye işaret etti ve HDP'nin kuruluşuyla birlikte
Kürt siyasi hareketinde de, Türkiye'nin demokratikleşmesinde de önemli bir aktör ortaya çıktı. Özellikle komplo ile amaçlanan ve bugün ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda, tüm saldırılara rağmen HDP'nin de Kürt siyasetinin de bitirilememesi ve diğer taraftan HDP'nin ve Kürt siyasetinin bir bütün olarak buna karşı geliştirdiği tutumu siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu bağlamıyla da size sormak istedim. Buyurun. Yani aslında derin de söylediği gibi komplonun işte Sayın Öcalan şahsında gelişmediğini, Sayın Öcalan şahsında aslında Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmeye çalışıldığını hepimiz söylüyoruz. Bu HDP fikriyatıyla da bağlantısı oradan gelmektedir. Evet, Sayın Öcalan'a bir komplo yapıldı ama Sayın Öcalan şahsında başta işte Kürt statüsü üzerine kurulan ama daha çok işte Türkiye'ye bir komplo yapıldı. Orta Doğu'daki halklara bir komplo yapıldı. Kapitalist hegemonik güçler tarafından. HDP fikriyatına da baktığımız zaman aslında fikir sahibinin Sayın Öcalan olduğu, ilkelerinin de Sayın Öcalan'ın fikirleriyle birebir örtüştüğünü bütün dünya biliyor, hepimiz de biliyoruz. Dolayısıyla yani hem emperyalist güçler hem bölgesel güçler elbette HDP'yi kıskacına alacaklar. Çünkü HDP'nin fikirlerinin yerleşmesi Türkiye'de ya da Orta Doğu'da Sayın Öcalan'ın fikirlerinin yerleşmesi ne demektir? Artık uluslararası kapitalist güçlerin Orta Doğu yeniden kendi istedikleri şekilde dizayn edemeyecekleri, dolayısıyla orada farklı bir şekillenmenin meydana geleceğini görüyorlar. Şimdi biz sürekli şu cümle kullanılıyor, işte Kürtlere bir komplo yapıldı, Araplara yapıldı, Farslara yapıldı, bütün Orta Doğu'da yaşayan bütün halklara yapıldı, doğrudur. Ama bu asıl bakılması gereken şuydu, bu fikirlere yapıldı. Bu fikirlerin ortadan kaldırılmasına karşı yapıldı. Şimdi 100 yıl önce bu kapitalist güçler tarafından sınırlar çizildi, bölündü, parçalandı, kendilerine uygun bir coğrafya oluşturdular. Ve 100 yıl sonra da yine bunu kendilerince dizayn etmek istiyorlar. Komplonun aslında temelinde bu yatıyor ki bugün Suriye coğrafyasına baktığımız zaman bütün uluslararası güçlerin tekrar orada bulunmasının mantığı da yine budur. Burada Türkiye'nin payına düşen ne oldu bu komploda? ABD'nin, NATO'nun taşeronculuğunu yapmaya başladı. Dolayısıyla aslında belki bu komploda en fazla çıkmaza giren Türkiye oldu. Komplonun yapıldığı baş aktör, evet, Kürtlerin statüsüzlüğü üzerinden yapıldı ama Türkiye oldu. Şu an Türkiye öyle bir girdapta, öyle bir çıkmazda ki hiçbir şekilde bir yol açamıyor, bir yere varamıyor. Bu yüzden elbette HDP ile olan bağ da şu. HDP'de bu Sayın Öcalan'ın ortaya attığı bir modeldir. Dolayısıyla Orta Doğu'da, sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da yeni bir fikirdir. Orta Doğu'da bu tekçi ulus devletlerin de sonunu getirecek, bu iktidarları tarihin çöplüğüne atabilecek bir partidir. Fikirleri günden güne yayılıyor. Demokrasi cephesi her gün genişliyor. Bu yüzden de elbette bütün iktidarların kıskacında olacak. Bütün iktidarlar HDP'yi yok etmeye çalışacaklar. Çünkü eğer HDP olursa, HDP'nin fikirleri yerleşirse bu o iktidarların sonu olacaktır. Dolayısıyla HDP'nin aslında bu savaşa karşı, bu yok etmeye karşı tek umut olduğu, temel aktör olduğu da ortadadır. Şöyle bir şey sorsam araya girip, yani bu birçok kez kriminalize de edildi. Özellikle Türkiye'de belli çevreler tarafından. Yani HDP'nin Sayın Öcalan tarafından bir fikir olarak ileriye sürülmesi ve diğer taraftan giderek demokratik zeminde geniş bir alan bulup bunun üzerinden 2015'te görüldüğü gibi Erdoğan'ı iktidardan düşürebilecek kadar güçlenmesi neden kriminalize edilir? Bir, ikincisi yani eğer siyaset çözüm yoluna girecekse sonuç itibariyle aynı zamanda bu atılan adım çözümün de bir nüvesi değil mi? Bir noktası değil mi? Kesinlikle çözümün bir noktası ama az önce aslında komployla bağını kurmaya çalıştık. Çözüm
uluslararası güçlerin Orta Doğu'da işlerine gelmez. Bu birinci nedeni. Yine bölgesel güçlerin kendi iktidarlarının sağlama almaları için de elbette çözüme karşı çıkacaklar. Şimdi bakın 2013-2015 yılları arasında sizin de dediğiniz gibi 7 Haziran'dan sonra HDP ciddi bir ivme kazandı, ciddi bir genişleme katletti. Ne oldu? Erdoğan'ın tekçi iktidarı sallanmaya başladı. Dolayısıyla yani despotik, kendi iktidarlarını sağlama almaya çalışan iktidarların yaptığı tek şey bu çözüme karşı çıkmak. Aslında bunu ötelemek, bunun üzerine baskı kurmak. Yapacakları nedir? Savaşla, talanla, milliyetçilik hamasetleriyle kendi kitlesini konsolide edip aslında sürekli bir çatışma, bir kaos, bir kriz ortamı oluşturmak. Zaten temeline de baktığınız zaman HDP ile temel problemleri aslında budur. Yani biz eğer HDP gelirse, yeni fikirler gelirse, halklar bir arada yaşamaya başlarsa, bütün inançlar bir arada yaşamaya başlarsa bize bir rol kalmıyor. Dolayısıyla aslında uluslararası güçlerin bize verdiği rol de bitmiş oluyor. Temel probleme buradan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ama hani bu iktidarlar bu şekilde devam edecekler mi? Elbette hayır. Çünkü bu defalarca tekrarlandı. Önceki iktidarlar da bunu tekrarladı, bunu devam etmeye başladılar. Ve bu yüzyılda aslında bunun da artık olanaksız olduğu, yani bunların da sonunun geldiğini gösteriyor. Ulus devletlerin her yerde kan, gözyaşı, talan dışında ne halklara, ne inançlara, ne hiçbir farklılığa bir sonuç getirmediğini görüyoruz. Dolayısıyla asıl korkuları budur. HDP onların sonu olacağını bildiklerinden dolayı böyle bir siyaset izliyorlar şu an. Peki. Buradan biraz da Orta Doğu'daki diğer gelişmelere geçmek istiyorum. Özellikle son dönemde, son günlerde diyeyim artık, yeniden Erdoğan ıstıp ıstıp söylemeye başladı. Rojava'ya dönük tehditler de geldi. Daha sonraki turumuzda da yine Karabağ ve Ermenistan meselesinde konuşuruz ama kuşkusuz bu Erdoğan'ın meclis açılışında da hatırlarsanız yeni bir işgal saldırısından söz etti. Hatta bize verilmiş sözler var. O sözlerini yerine getirmezlerse, orayı temizlemezlerse biz kendimiz temizleriz dedi. Yani aynen daha önceki işgallerde söylediği sözleri tekrar etti. Ersin'e sormak istiyorum. Doğrusu bunu bir güvenceye dayanarak mı yoksa bir tehdit unsuru olarak mı söylüyor? Bunu yeniden tekrar bu şekilde gündeme getirmesini nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü şunun için de soruyorum aynı zamanda. Kuzey ve Doğu Suriye yönetiminden de, Rojava Kürdistan'daki yöneticilerden de Erdoğan'ın bu tehditlerine dönük riskin, daha doğrusu bu tehditlerin basite alınmayacağına dönük demeçler, açıklamalar geldi. Yani evet tehditler ama o tehditlerin öncesi de var ve yani bu tehditleri de yine Serikani Giresipi işgalinin yıl dönümüne onun arifesine getirip söylemesi ayrıca bir anlam ifade ediyor. Erdoğan'a baktığımızda Erdoğan gerçekten yani şu açıdan iyi bir kumarbaz. Orta Doğu'nda iyi bir kumarbaz ve birçok alanda birçok yerde kumar masasını çok rahat bir şekilde kurabiliyor. Her ne kadar onlar santranç masası masada da var, sahada da var şeklinde ifade etseler de biraz bir ciddi bir kumar oynadı ve bunu mesela Suriye'den bir anda Libya'ya, Libya'dan bir anda Akdeniz'e, Akdeniz'de bir anda işte Karadeniz'de gaz bulmaya, oradan Karabağ'a vesaire çok rahat bir şekilde taşıyabiliyor. Bir yerde zorlandığında hemen başka bir cepheye kaydırma potansiyeline sahip ve kaç yıldır bunu yapıyor. Bu Abdülhamit döneminde Osmanlı'nın yürütmüş olduğu siyaset, Erdoğan'ın işte sürekli diziler çekerek sürekli işte ilham kaynağı olarak gördüğü bir siyaset. Ama az önce Cafer Hocam işte ABD Akdeniz meselesinde çok ciddi bir tutum aldığını ve Erdoğan'ın geri adım atmak zorunda. Evet orada bir tutum gördü belli bir düzeyde. Ama bu tutum neye karşılık alındı? Nasıl alındı? Ve başka nereden taviz koparılarak orada bir işte tutum, o tutuma karşı Erdoğan orada
bir nevi işte rolantiye düşürme, işte oradaki tansiyonu düşürme durumunda yaptı. Şu anda mesela bir daha birkaç ay önce işte gündem İdlib'ken hemen birkaç ay sonrasında İdlib'e kaydı ve İdlib'de yoğunlaştı. Ardından Akdeniz ve şu anda Karabağ ve Karabağ'da devam ederken Erdoğan yeni bir cepheyle Kuzeydoğu Suriye'yi yeniden tehdit ediyor. Ve bu tehditleri yaptığı durumda işte burada bazı görüşmeler vardı. Birlik görüşmeleri adı altında işte ABD'nin öncülüğünü yaptı. Bu Erdoğan bu tehditlerini bir süredir Suriye yönelik tehditlerini dozajını düşürmüştü. Ancak James Jeffrey ABD'nin özel temsilcisi, Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin buraya yaptığı ziyaretten sonra Hevle'ye yaptığı ziyaret ve ardından Ankara'ya yaptığı ziyaret bir unsur. Diğer bir unsur işte Karabağ. Yani James Jeffrey'den mi böyle bir işaret aldı? Yoksa James Jeffrey'nin söyledikleri, çünkü Jeffrey ile ilgili de çok iddia var. Özellikle Türk devletinin lehine çalıştığına dönük. Yani Jeffrey'nin uzun süredir Türkiye ile belli düzeylerde çalıştığı, hatta daha büyükelçilik döneminde olduğuna dair ciddi iddialar var. Belki bunlar ancak Trump yönetimi seçimleri kaybettikten sonra, işte yönetim düştükten sonra bunlar. Nitekim Bolton'un kitabında, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un kitabında bazı şeyler çıkmıştı. Ve James Jeffrey ne zaman Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik bir ziyarette bulunduysa akabinde bölgeye yönelik tehditler, bölgeye yönelik işte abluka veyahut bölgeye yönelik saldırılar gündeme geldi ve şu anda kesin kes olarak burada James Jeffrey'e yönelik bir güvenilmez isim, hatta istenmeyen kişi olarak ilan edildi. Kuzeydoğu Suriye halklarının gözünde, yine siyasetinin gözünde böyle güvenilmez bir tipoloji olduğunu belirtebilirim. Fakat bunun hemen ardından Erdoğan'ın tehditleri, işte bize verilen sözler vardı. Bu sözler yerine getirilmezse biz sahaya iner kendimiz yaparız şeklinde meclis konuşması, açılış konuşmasında bunu. Ve hemen birkaç gün sonra Rusya'dan gelen bir açıklama vardı. Lavrov'dan gelen bir açıklama. Sözler işte bir nevi Türkiye'nin, Erdoğan'ın çoklu oynama siyaseti. Yani işte Libya'da, İdlib'de, Suriye'de, Akdeniz'de, Karabağ'da, Kırım'da ya da başka yerlerde o çoklu oynama stratejisini gören bir açıklama. İşte Kürt sorunu patlak verebilir, başka ülkeleri de sarabilir şeklinde. Aslında bir nevi Türkiye'ye Erdoğan'ın sözlerini tamamlayan ve Türkiye yine belki belli bir düzeyde İran ya da işte Suriye rejimini Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik kışkırtan bir açıklama. Daha somut sorayım belki ama kısaca cevaplarsan sevinirim. Çünkü gelişmeleri yakından takip ediyorsun. Lavrov bir şekliyle bunları söyledi. Erdoğan Lavrov'un bu sözlerinden mi cesaret alarak böyle bir açıklama yaptı? Bir de söz konusu bölgede daha çok uluslararası koalisyon güçleri egemen, yani Rusya'nın denetiminde olan bir bölgeden söz etmiyoruz. Erdoğan Rusya'ya güvenerek böyle bir adım atabilir mi? Yani ABD'nin tutumu ne olur? Şu şekilde Lavrov'un açıklamaları Erdoğan'ın açıklamasından sonraydı. Yanılmıyorsam. Ama öncesinde mutlaka diplomasisini yapmışlardır. Yani o tabii ki olabilir ya da olmayabilir de bunu şu anda şey, ama basına yansıyan açıklama Lavrov'un açıklaması sonra. Fakat bölgede sadece ABD ya da ABD yok, Rusya da var. Ve Suriye rejimi de var. Erdoğan ikili siyasetini devam ettirmek istiyor. Yani somut olarak şey yapmak istiyorsa. Ha bu şekilde ABD ile anlaşırsa, ABD ile anlaşırsam ABD'nin olduğu bölgeler, yani işte Kuzeydoğu Suriye'de işte Hamışlo'dan doğusuna işte Güney Kürdistan sınırına kadar bu bölgede belki bir gedik açarım. Rusya ile anlaşırsam Hamışlo'dan ötesi, yani işte Dirbesiye'ye kadar ya da işte Kobani'den Münbic'e kadar bir gedik açarım. Ya da işte belki Şehbada bir hamle yaparım, Tırrafat'ta veya başka yerde. Bu şekilde bir oyun oynuyor. Nitekim Afrin işgalinden önce de Erdoğan'ın söylemiş olduğu söz şuydu. İşte Rusya ile anlaşırsak Afrin,
ABD ile anlaşırsak Münbiç operasyonuna operasyonu için düğmeye basarız şeklinde. Bu noktada bir şey daha diyeyim, buna da mümkünse kısaca. Bölgede olduğun için özellikle soruyorum çünkü evet. Sıcak gelişmeler bunlar. Yani Rojava'dan, Kuzey ve Doğu Suriye yönetiminden de bu kez çok kararlı ve net açıklamalar geliyor. Yani evet. Böyle bir şeye yeltenirse bu seferki hiçbir zamana benzemeyecek açıklamaları geliyor. Doğrusu orada böyle bir tablo içerisinde nasıl bir direniş gelişir? Halkın da askeri güçlerin de psikolojisi bu anlamda ne? Yani şu şekilde, yani savaş başladıktan sonra, yani şu anda geçen gün 2. Dünya Savaşı'na dair bir şeyler bakıyordum. İşte orada bir İngiliz generalin en mükemmel plan bile ilk temasa kadardır, ilk kurşuna kadardır şeklinde bir belirleme vardı. Şüphesiz ki yani burada bu her bütün güçler için geçerli. Erdoğan için de ya da Türk Devleti için de geçerli, Kuzeydoğu Suriye için de geçerli, ABD için de geçerli, Rusya için de geçerli. Sahada olan bütün güçler için çatışma evresine geçildikten sonra orada yapılacak olan tek şey vardır, direniştir. Yani başka şey yok. Başka bunun bir çözümü ya da bunun bir durumu yok. Nitekim Senegani'nin durumu ortada, Giresbi'nin durumu ortada, Afrin'in durumu ortada. Orada neler olduğu, neler yapıldığı, neler yaşanıyor günlük olarak bizler zaten kötü bir film olarak, bir film şeridi olarak, günlük olarak bunları görüyoruz. Ancak bundan öncesi ne yapılabilir? Diplomatik olarak ne yapılabilir? Siyasi olarak hangi adımlar yapılabilir? Hangi hamleler yapılabilir? Burada da Kuzeydoğu Suriye'nin mesela kullanabileceği ya da işte elinin belli bir düzeyde elinde kullanabileceği, yapabileceği hamlelerin olduğunu belirtebiliriz. Bunlar ne kadar dikkatli kullanılır? Bunlar ne kadar verimli kullanılır? Bu başka bir mesele. Son söz olarak da şunu söyleyeyim. Yani biraz Kuzeydoğu Suriye yönetimi, özerk yönetimi ya da işte siyaseti şu ana kadarki işte diplomatik hamleleri olay başladıktan sonra gelişti. Yani zamanında atılmayan adımların sonucu savaşta yaşandı. Burada geç bir nevi başarısız, tam başarılı olunmadı. Böyle bir durumları vardı. Ve bu ben bir kendi gözlemim olarak, izlenimim olarak söylüyorum. Ancak şu anda gördüğümüz şey biraz daha işte yapılan açıklamalar, ya verilen cevapların biraz daha erkenden hamleye bundan bu acı tecrübelerden ders çıkardıkları yönünde. Cafer Tar, sizinle devam ederim. Aslında Suriye'de geniş bir alanı DAEŞ artık çetelerle birlikte işgal eden bir Türk devleti vardı ve bu siyasetin uluslararası alanda da hala bile ciddi bir tepkiyle karşılaşmamasını siz nasıl yorumluyorsunuz? Bunu biraz da Ersin'in dile getirdikleri üzerinden soruyorum. Yani savaştan önce yoğun diplomasi vardır. Sonuç itibariyle bu söylediklerimiz de niyette diplomasinin sahaya yansımalarıdır. Bu tepkiyi göstermemeleri, DAEŞ'ten ürkmelerine rağmen DAEŞ'i bitirenlere değil, DAEŞ'i besleyenlere destek vermelerini nasıl değerlendirmek gerekir? Bu durum şu anda nerede? Bu bir üçüncü dünya savaşı olarak tarif edildi bu süreç. İşte birinci dünya savaşı dünyanın yeniden paylaşılmasıydı. İkinci dünya savaşı bu paylaşım süreci tamamlanmamıştı. Almanya'nın itirazları vardı. İkinci Dünya Savaşı ile tamamlamak istedi. Şimdi bu Üçüncü Dünya Savaşı ise eğer bunun hani arka planı nedir yani? Nedir asıl bunu Üçüncü Dünya Savaşı olarak motive eden şey? Yani veya bu Üçüncü Dünya Savaşı'na sebep olan şey nedir? Buna biraz cevap verirsek bütün o bölgede olup bitenleri yorumlamamız daha kolay olur diye düşünüyorum. Benim çok kestirmeden bir cevabım var. Enerji. Yani enerji özellikle hani büyüyen kapitalist ekonomiler açısından çok stratejik bir girdidir. Yani enerji olmadan hiçbir şey olmaz. Hani günlük hayatın başlangıcından işte onun sonlandırıldığı sürece kadar sürekli enerji tüketen toplumlarla muhatabız. Ve bu gelişmiş toplumların enerji bağımlılığı, hani ihtiyacı bile değil, bağımlılığı muazzam derecede. Şimdi Avrupa Birliği, şimdi bu Erdoğan falan meselesine biraz şuradan bakmak lazım. Avrupa Birliği kuzeyden şey üzerinden hani Hazar petrollerini falan orada bu şeyi oluşturamadılar. Hazar petrollerinin ve gazının çıkarılması
noktasında muasır ekonomik bölgeleri oluşturamadılar. Dolayısıyla Hazar'ın enerji kaynaklarının bir kısmı hala duruyor. Çok kullanılamadı. Yani Rusya da bu süreci çok bloke etti. Ama kuzeyden Avrupa Birliği Rusya'dan gelen enerjiye bağımlıdır. Hatta bu Avrupa Birliği'nin kendi içinde tartışmaları da sebep oldu. Yani Almanya kendi enerji güvenliği açısından Avrupa Birliği'ne çemle attı. Yani arkadan dolandı ve Rusya ile yapmaması gereken bir iş yaptı. İşte kuzey hattını falan harekete geçirdi. Bu çok tartışma konusu oldu. Bu Suriye bütün bu bölgeden hani Doğu Akdeniz, işte bizim içinde olduğumuz yasal coğrafya falan niye önemli? Şunun için önemli. Hem enerjinin olduğu yerdir hem de enerjinin geçiş hattıdır. Şimdi şöyle düşünün. Avrupa Birliği Türkiye'yi tölere falan etmiyor yani. Avrupa Birliği'nin elinden gelse Erdoğan'ı bir kaşık suda boğar. Bu çok açık. Bir kaşık suda boğmak için de elinden geleni yapıyor zaten. Orada İsrail, Yunanistan, Mısır, Kıbrıs ittifakını organize eden, finanse eden, arka planını oluşturan Avrupa Birliği yani. Yani tek yönlü bir şey yok. Ama bu tabii hani bunun askeri kapasitesi, siyasal olanaklar falan bunlar üzerine konuşulur. Bunun vadesi, ben Türkiye'den bahsetmiyorum ama Erdoğan rejiminden Avrupa Birliği'nde herhangi bir ülkenin haz ettiğini, el altından onu desteklediğini falan sanmıyorum. Yani burada bence çok taktik ilişkiler var. Çünkü çok genel meselelerde Erdoğan'ı bloke etmeye çalışıyorlar. Ben biraz işin ya, Rojava boyutuyla ilgili sordum. Yani oraya dönük çok boyutu, açık tehditler var ve buna işte, karşı Avrupa çok ciddi adım ben atmıyor. Ben bunun bir vade olduğunu düşünüyorum. Rojava ile ilgili kısmı da bir vade. Yani ben şöyle olduğunu, orada çok hani Rusya'yı bir defa önemsemek lazım. Rusya oradaki yani bu yani Rusya'yı konuşurken Trump'ın yani Rusya'nın Amerikan devleti içerisinde Trump üzerinden bir etkinliği olduğunu da bilmek lazım. Yani bu çok tartışma konusuydu. Hala bitmiş bir tartışma değil. Soruşturmayı sürdüren federal FBI adına sürdüren ismini unuttum. Ama adam şöyle dedi. Trump'ın delil olmadığını söyledi. Ama suçsuz olduğunu söyleyemem dedi. Ama elimizde delil yok dedi yani. Böyle bir şeydir. Yani Jeffrey böyle bir ekibin yansımasıdır. Şimdi Rojava ile ilgili kısmı da şu. Şimdi biz Rojava niye önemli? Yani niye bu kadar dünya? Yani bunu hepimiz biliyoruz. Bu dünyanın başka yerlerinde insan hakları sorunları var, katliamlar var, vesaireler var. Kimse onlarla ilgilenmiyor. Ama çok stratejik çıkarlar oldukları zaman ilgileniyorlar. Şu gerçeğin altını çizmek lazım. Bu dünyanın Kürtler biraz umrunda olabilir. Bak umrunda değildir demiyorum. Hani değerler diye bir şey var. Yani hani dünya tamamen değerler olmadan politika yapıyor insanlar falan diyemeyiz. Ama hepimiz kendimize soralım. Yani politika belirlerken, tavır alırken, askeri operasyon düzenlerken bu dünyanın egemenleri değerler üzerinden mi davranıyorlar yoksa çıkarlarını mı esas alıyorlar? Bunun cevabı çok belli. Şimdi Rojava meselesinde de Amerika içerisinde bir kanat, yani şu anda yönetimde olan Jeffrey'nin, yani oradaki çatışmayı seyircilerimiz biliyor. Hani ne oldu? O zamanki savunma bakanı istifa etti. Amerikan devleti içerisinde muazzam bir gerilim oldu. Hatta Fransa çok uç noktada NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirmiştir dedi. Gerçek hani NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiş demek ne demek? Çok ciddi bir şeydir yani. Böyle bir tepkisi oldu Fransa'nın bu Rojava'da olup bitenlere, Türkiye'nin müdahalesine. Ama Amerika içerisinde bir kanat bunu kolaylaştırdı. Biraz da Rusya'nın lehine kolaylaştırdı. Yani Rojava'nın Doğu Akdeniz'in Doğu Akdeniz birbirinin devamı hatlardır. Aynı sorunun devamıdır bunlar. Buranın Erdoğan'a teslim edilmesi Putin'i kuzeyde Avrupa'ya karşı muazzam güçlendirir. Muazzam bir stratejik üstünlük ele geçirir. Eğer Erdoğan, bu çok açıktır ve hani bu akıl sadece bizde yok. Avrupa Birliği yönetenler bu akla sahipler. Eğer Erdoğan güneye yerleşirse Doğu Akdeniz'e, Rojava'ya vesaire falan kalıcı olursa Erdoğan Avrupa Birliği üzerinde sadece Kürt sorunu değil, rejimini güvenceye alır, Avrupa Birliği üzerinden muazzam bir baskı oluşturur. Evet. Yani Erdoğan'ı bir daha göndermek mümkün olmaz. Erdoğan Avrupa Birliği üzerinde muazzam bir baskı oluşturur, içeride de rejimini güvenceye alır. Dolayısıyla Kuzeydoğu Suriye sorunu sadece Kuzeydoğu Suriye sorunu değildir. Sadece Türk sorunu değildir. Çok daha genel bir sorundur. Ve onun kendi iç temposunda yol alıyor. Peki.
Peki bunu da önümüzdeki günlerde belki daha da somut göreceğiz. Özellikle Erdoğan tehditlerinin ne düzeyde işlemesiyle birlikte. Sait Bey, sizinle de devam etmek istiyorum. Biraz da içeriye dönelim istiyorum sizinle konuşurken. 6 yıl sonra yeniden Kobani direnişini gerekçe eden AKP-MHP iktidarı başladı. Yeni bir saldırıya yöneldi. Yalnız HDP değil tabii. HDP üzerinden ağırlıkla sürdürdü. Ama SP'ye dönük oldu. İşte helikopterden atılan Servet Turgut ve Osman Şiba'yı haberleştiren Mezopotamya Ajansı'nın muhabirlerine dönük oldu. Yani bir intikam operasyonudur, gidiyor. Bunun bu son zamanlarda artan tehditlerle Rojava'ya dönük, Karabağ'a dönük ya da bir bütün olarak o yayılmacı politikaya dönük hedeflerini yaşama geçirmek için artan tehditlerle ilgisi var mı? Ya da bu boyutuna ilişkin ne denebilir? Tabii bir bütün olarak elbet Rojava'ya dönük tehditlerini de değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi aslında yeni Osman Karin'le çıkılan yolda Erdoğan'ın ne elde ettiğine bakmak lazım. Doğu Akdeniz'deki durum ortada. Libya'daki ortağının işte bir ay sonra yetkileri bırakacağını. Bunun için Erdoğan'a yeni bir malzeme lazım. Şu noktada da evet, Ersin arkadaş söyledi, bitmek gelmeyen bir enerjiye sahip, sürekli bir yerlere saldırma, yeni bir gündem oluşturma durumu var. Fetihçi anlayış aslında en bariz olarak Kobani duvarlarına çarptı. Yani Kobani ile ilgili problemi aslında oydu. İki ayda işte Şam'a gidip Emevi camisinde namaz kılacağını söyleyen Erdoğan, şimdi Esad'la gerekirse nasıl anlaşabileceğini, Rojava'ya karşı nasıl yeni bir hamle oluşturabileceğinin derdine düşmüş bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Yani dış politikadaki temel karmaşayı, temel çıkmazı aslında şu an çok elde ettiği bariz bir durum yok ortada ve taşlar da daha yerine oturmamış. Ama yavaş yavaş aslında bu taşlar bir şekilde Orta Doğu'ya, Doğu'da yerine oturtmak isteniyor ve Erdoğan ben bunu neresinde işgal edebilirim, neresinde yer alabilirim, nasıl işte Kürt kazanımlarını yok edebilirim, bu rejimi tekrar ayakta tutabilirim, iktidarımı da sağlama alabilirim gibi bir hava yaratmak zorunda iç politikada. Bunun için de elbette yapması gereken kendi mantığınca bütün muhalifleri susturmak. Şimdi Türkiye'deki evet bir muhalefet cephesi var, bir muhalefet, demokratik muhalefet yürüten bir cephe var. Zaman zaman asgari temellerde bir arada bulunabiliyor. Ama parti düzeyinde baktığımız zaman aslında temel esas muhalefetin sadece HDP'de olduğunu görebiliyoruz. Çünkü çoğu zaman başka partiler de ortada işte Türkiye'nin bekası kendilerince olunca ya da devlet aklıyla beraber hareket ediyorlar. Şimdi tüm bu sesleri kısmak için, kendi bu yeni Osmanlıcılık hayallerini gerçekleştirmek için bir yerlere savaş açması lazım ve buna içeride de kimsenin itiraz etmemesi lazım. Buna haber yapan bir gazeteci olursa tutukluyor, buna itiraz eden HDP'den bir ses olursa ona yönelik bir yine operasyon geliştiriyor. Şimdi Kobani meselesini tekrar bu dönemde gündemleştirmesinin altında, dediğim gibi, aslında Osmanlıcılık hayallerinin Kobani duvarlarına çarpması sonucu oluştu ve bundan sonra da oluşan 7 Haziran seçimlerinin aslında iktidardan alması oldu. Dolayısıyla bu hayaller bir köşede kaldı. İktidar olamadı, tekrar bir seçim yapma kararı aldı ve yeniden savaş başlatma kararı oldu. Yani kendi rejimini ayakta tutmanın yolunu yine savaşta olduğunu bir daha söyledi ve bu devlete de aslında bunu bir şekilde devlette yedirtmek mi diyelim, devlette anlaşmak mı diyelim, bütün güçlerle bir şekilde oturdu masaya, anlaştılar. Yani şu an var olan rejim de şöyle bakmak lazım, aslında Erdoğan rejimin başında. Erdoğan belki bunun yürütücüsü ama sadece Erdoğan değil, aslında Türkiye devletinin kodlarının, aklının da Erdoğan'la birleşmesi, iç içe girmesi sonucu oluşan bir rejim. Daha önce İttihat Terakki Partisi'nin yaptığını bugün bu rejimle
yapmaya çalışıyorlar. Bu yüzden bu süreçte olabildiğince baskı kurmaya çalışacaklar, olabildiğince saldırganlıklarını artıracaklar. Onlara karşı olan, onlar gibi düşünmeyen her sesi de kısmaya çalışacaklar. Ve şunu da net olarak artık bu net belirlendi yani. Bunları iktidardan götürecek tek güç HDP'ydi. Bunu 7 Haziran'da gördüler, sonrasında ki durumlarda yine gördüler, 31 Mart'ta gördüler, 23 Haziran'da gördüler. Bunların iktidarını sallayacak, aslında bunların fikirlerini de biraz ortadan kaldıracak parti HDP'de. Dolayısıyla HDP'yi Kobani ile... Yani biraz önce özellikle işte HDP'ye dönük saldırıların ya da diğer muhalefete dönük saldırıların bir şekliyle AKP iktidarının hedefini yaşama geçirmesinden dolayı giderek arttığını söylediniz. Ama bu arada şöyle bir şey de var. Yani sanki Türkiye'deki devlet aklıyla birlikte hareket eden AKP dışında, AKP'ye muhalif görünenler de bu konuda o devlet aklıyla hareket ediyor gibi bir izlenim var bende. Bilmiyorum siz buna katılır mısınız ama böyle bir şey varsa bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Şöyle yani bu rejim kendinden olmayan, kendi gibi düşünmeyen, kendi gibi inanmayan hiç kimseyi tanımıyor. Yani yerleştirilmek istenen asıl şey de budur. Evet, bugün az önce de söylediğim gibi bu sınıf sadece Erdoğan'la anmak yetmiyor. Şimdi zamanında birbirine büyük hakaretler eden işte MHP ile şu an birlikte, Ergenekoncularla birlikte, yine aslında devletin derin güçleri, derin çeteler diyebileceğim bir takım çetelerle oluşmuş bir organizasyon mevcut. Bunların da işte Türkiye'nin varlık yokluğu, Türkiye'nin 100 yıl sonra dünyada edineceği yer. Az önce de arkadaşların söylediği gibi işte bu hatta Avrupa'ya geçişte nereleri elde edebiliriz, nerelere hakim olabiliriz, bunun için bize engel olan güç kimdir, neyi ortadan kaldırabiliriz, hangi model olmasa biz bu hayallerimizi daha rahat gerçekleştiririz. Yani buna biraz topyekün bakmak lazım. Çünkü HDP'ye saldırıyı Rojava'daki modelden, özerk yönetimden, yönetiminin fikrinden ayrı düşünemezsiniz ya da Başur işgalinden çok ayrı düşünemezsiniz. Şimdi buralarda oluşabilecek bir yapı, örneğin Suriye, Rojava'da oluşan özerk yönetim şimdi bütün dünyaya model olmuş bir durumda. Dolayısıyla bu da Erdoğan'ın hayallerini gerçekleşmemesine neden oluyor. Yine Türkiye'de işte Kürt muhalefetinin öne sürdüğü fikirler yine Erdoğan'ın ve bu rejimin ayakta kalmasını engelleyici bir durum olarak gözüküyor. Dolayısıyla tüm bu yönlerin hepsinde de özellikle özellikle şunu söyleyeyim, orada bir iktisat hat var, doğrudur, bu çok önemlidir ama tarihsel arka planı da var. Yani Kürtlerin statüsüzlüğü üzerine de kurulmuş, inşa edilmiş, bir araya gelmiş güçler var. Şu an Türkiye'de hükümeti, bu devleti yürüten güçler bunlardır aslında. Hani buna iktidar mı dersen, bence bir organizasyon, bir farklı bir şey oluşmuş. Çünkü iktidarlar da bu şekilde olmaz. Meşruluğu yok. Tek yaptığı şey işte Kürt statüsüzlüğü üzerine bütün aslında o devletin daha önceki kodları ile şimdi oluşan kodlarını bir araya getirip çetelerle bir ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Bunun karşısında da... Belki birkaç cümleyle. Bu dediklerinize karşı gerçekten direnenler, muhalifler, toplumun diğer kesimleri ne yapmalı, nasıl bir siyaset geliştirmeli, bu konuda öncülerin rolü ne olmalı? Şimdi başta bir cümle söyledim, bu kendinden olmayan, kendine benzemeyen herkesi yok etmeye kadar gidecektir. Dolayısıyla şu an aslında bazı yerlerde bu devlet aklına, bu sözde iktidara onay verenlerin şunu görmesi lazım. Bütün muhalefet partileri için söylüyorum, bütün demokrasi güçleri için söylüyorum, bütün kitle örgütleri için bunu söylüyorum, bütün emek örgütleri için söylüyorum. Yarın bu Kürtlerden sonra sıra size gelecek, sizin de yok oluşunuza neden olacak. Ya onlara benzeyeceksiniz, ya onlara biat edeceksiniz, ya da yok olacaksınız. Rejimin mantığı budur. Dolayısıyla
bütün bu demokrasi cephesinin genişletilmesi gerekiyor. Bizler zaten demokrasi ittifakı derken bizim ittifaktan kastımız 2-3 partinin birleşip bir parti olarak bir seçime girmesi değildir aslında. Ama Türkiye'nin hem uluslararası arenada bir hukuk devleti olarak tanınması için hem de Türkiye'deki iç huzurun, barışın sağlanması için asgari şartlarda bir araya gelip bu demokrasi ittifakını güçlendirebiliriz. Yani bunun da tek yolu budur aslında. Demokrasi güçlerinin bir arada bulunması. Ha bu yapılmıyor mu? Evet bu yapılıyor. Eğer bu bugün HDP partisi şahsında yapılmıyor olsaydı iktidarın tek derdi HDP olmazdı. Yani her gün gözaltı, her gün tutuklama, her gün kriminalize etme çalışmaları olmazdı. Dolayısıyla aslında burada ciddi bir muhalefet gücü olduğu, bunun başının HDP'nin çektiği ve bu gücün de gün geçtikçe hem Erdoğan'ın hem bu rejimin politikalarını teşhir ettiği hem de yavaş yavaş bunların sonunu getirdiğinin farkında. O yüzden HDP'ye bu kadar baskı var. İşte HDP'nin bileşenlerine, HDP'nin yanında Kürtlerin dostlarına yönelik bu kadar bir saldırı var. Ama şunu bir daha söylüyorum. Yani bu rejime karşı durmak için herkesin, bütün demokrasi güçlerinin bir arada tepki vermesi lazım, beraber direnmesi. Peki. Birlikte direniştir esas nokta diyorsunuz. Buradan Ersin'le devam edelim. Biraz da Libya'ya geçelim diyoruz. Yani Libya ve Karabağ bağlantısı aslında. Şimdi Libya'da bir sessizlik olmaya başladı. Türkiye medyasında neredeyse Libya hiç yok. Karabağ'da ise Erdoğan artık aktif savaşan bir taraf. Bunun özellikle Türk devletinin Azerbaycan'da açtığı cephe ile ilgisi var mı? Varsa nedir? Biraz önce dedin ya Erdoğan iyi kumarbaz. Erdoğan burada kumarı bu kez bu siyasetiyle yeni bir denge üzerinden mi yürütüyor? Yani kumarbazlığını burada nasıl yaşama geçirecek Erdoğan? Yani Libya'da gelinen noktada, yani savaşın bilindiği üzere mesela Ocak-Şubat ayı itibariyle Türkiye ve ona bağlı gruplar, işte Ulusal Mutabakat Hükümeti, İhvancı Hükümet, Saraç güçleri Trablus ve Misrata'ya sıkışmış durumdaydı. Yani sadece iki kente, başkent Trablus ve Misrata'ya sıkışmış durumdaydı ve ardından gelen bir hamle oldu. Bu hamle doğrudan NATO'dan geldi, Avrupa Birliği'nden geldi. Yani İngiltere'den doğrudan gelen bir hamleydi. Nitekim ABD'nin bölge komutanlığı, yani Afrika komutanlığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni, Sarac'ı vesaire ziyaret ettikten sonra Türkiye SİHA'larıyla, İHA'larıyla ve oraya göndermiş olduğu, Suriye'den göndermiş olduğu cihatçı gruplarla harekete geçti ve Sirte ile Cufra petrol bölgelerine kadar dayandı. Aslında ulaşabileceği, gidebileceği maksimum sınırlara ulaştı. Çünkü maksimum sınırları belirleyen Mısır oldu, Birleşik Arap Emirlikleri oldu, Fransa oldu ve karşısında duran cephe oldu ve Rusya. Tabii ki Rusya mesela bir gecede Afrin'de olduğu gibi Tarhuna'daki güçlerini, yani şeyin hemen güneyi, Trablus'un hemen güneyindeki Tarhuna kentindeki güçlerini çekip Cufra'da, yani petrol bölgesinde konumlandırdı ve sınır belirlediler Türkiye'ye ve bu belirlenen sınır, yani petrol bölgelerine kondu. Bir nevi petrol. Yani ABD'nin Suriye'de yapmış olduğu hamleyi, yani işte Deir ez-Zor vesaire bölgelere de ilk başta tutma hamlesini Rusya Libya'da yaptı. Ve petrol bölgelerinde konuşlandı. Mısır'ın da aktif tutumu, Sisi'nin sınıra asker getirmesi, orduyu getirmesi ve kırmızı çizgi ilan etmesi maksimum sınırlardı Türkiye için. Maksimum sınırı gördükten sonra başka bir cephe açması gerekiyordu. Bir süre Akdeniz'de oyalandı. İşte Kıbrıs meselesini bir ara gündeme getirdi. İşte Meis Adası'nı gündeme getirdi. Nitekim bu aradığı şeyi Karabağ'da buldu. Mesela burada bir anekdot, yani orada işte Avrupa Birliği iki defa işte Yunanistan Avrupa Birliği'ni acil toplantıya çağırdı, NATO'yu çağırdı. Fakat Türkiye'ye karşı ciddi bir tutum alınmadı. Avrupa Birliği'nden ciddi bir tutum. Ha, Yunanistan meselesinde tutumları diğer tutumlara göre, Libya meselesinde, Suriye meselesinde ya da şu anda Ermenistan meselesinde olduğundan görece daha iyiydi. Çünkü Yunanistan Avrupa Birliği'nin bir üyesi ve
ön barikat olarak, yani işte evet Türkiye stratejik jeopolitik konumu itibariyle bölgede, fakat Yunanistan daha yakın, daha Avrupa Birliği sınırdaki bir yer ve üye olması itibariyle daha görece. Yani burada aslında bir şey söylemek, yani bir şey, yani Cafer hocamın söylediği nokta vardı, işte Avrupa Birliği kesin tutum sergiledi. O konuda ben biraz iyimser bir yorum olarak görüyorum. Şüphesiz ki Cafer hocam daha Avrupa siyasetini ya da bölge siyasetini çok yakından daha iyi takip edebiliyor. Biz de yazılarını ilgiyle takip ediyoruz. Fakat Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı bir tutum almış ve kesin kes tamamıyla Erdoğan rejimini gözden çıkarmış bir yapıda olduğunu düşünmüyorum. Bu çok iyimser bir tablo olur. Nitekim şu ana kadar atmış oldukları adımlar da buna dair bir emare göstermiyor. Hatta fırsat bulsa bir kaşık suda boğar sözü, ben bunu bunun için yeterince fırsatının olduğunu ve Erdoğan'ın çok kullanışlı kendini, evet, kameralar karşısında, ekranlar karşısında, uluslararası platformda iç kamuoyuna dönük olarak sürekli ahkam kesen, sürekli bağıran, yeri geldiğinde nara çeken bir yapıda olduğunu, fakat iş diplomasi ve siyasete döndüğünde arka perdede aynı siyaseti yürütmediğini ve çok kullanışlı bir pozisyonda olduğunu belirtebilirim. Yine Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik saldırılarında, mesela burada kısa bir parantez açayım. Mesela şu ana kadar bu çete gruplarının, Libya'ya gönderilen çetelerin de, Karabağ'a gönderilen çetelerin de, İdlib'de, Afrin'de, Serikaniye'de, Giresbi'de Kürtlerin mallarını, mülklerini, hatta namuslarına el uzatan çetelerin maaşlarının hala Avrupa Birliği tarafından ödendiğini biliyoruz. Mülteci fonu geri kabul anlaşmasıyla hala Avrupa Birliği ödüyor. Ya da işte İdlib meselesinde Avrupa Birliği mesela çok yakın bir şekilde Türkiye'ye destek sundu. Fakat Giresbi, Serikaniye, Afrin'de herhangi bir tutum sahibi olmadı. Buraya yağan bombalar, mesela Leopard tankları Almanya'nın tanklarıydı. Buraya karşı kullanılan, burada mesela bugün bilançoya baktım, Serikaniye, Giresbi bilançosuna 528 sivil katledildi burada. Ve bunların hepsi Avrupa'nın içinde olduğu NATO'nun silahlarıyla yapıldı. Çoğu Almanya'nın silahları ve eğer ki şu anda SİHA'ların parçaları Almanya'dan, Avusturya'dan ve diğer Avrupa, Kanada'dan, diğer yani Kanada belki farklı Avrupa Birliği ülkelerinden gelmezse Türkiye bu İHA'ları, SİHA'ları bölgeye karşı kullanamaz. Ve bunların yanı sıra Türkiye'ye karşı bölgeye yönelik işgalde, Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik işgalde şu ana kadar Avrupa'nın ciddi bir tutumu olmadı. Bazı raporları oldu, o raporlar da ne zaman oldu? Türkiye Avrupa Birliği sınırına mültecileri yığdığında kapıları açarız dediğinde oldu ve bunların da yine Avrupa boyutuyla ilgili biraz önce de konuştuk. Sanırım o konuyla ilgili zamanımız da giderek daralıyor, onun için giriyorum araya. Ama şunu yani, cevaplamanı isteyeceğim. Özellikle Azerbaycan'da dengeye mi oynuyor? Onunla ilgili yani, birkaç cümle söylemeni isteyeceğim. Evet, iki cümleyle zaman tasarrufu kullanmak için oraya bağlamak istiyorum. Avrupa Birliği için şu anda Erdoğan rejimi Orta Doğu içinde, Suriye içinde Rusya'yı dengelemek açısından da hala kullanışlı bir kart ve bunu kullanıyor. Mesela Cafer Hocam gaz akışlarından bahsetti. Evet, doğru. Mesela şu anda TANAP projesi 2020 yılında hayata geçiyor. Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması. Alternatifin, yani Avrupa alternatifsiz olmama, Rusya'ya karşı sadece Rus gazına bağımlı olmama açısından. Şu anda Türkiye'nin Karabağ'a yapmış olduğu hamle akıllıca bir hamle. Zamanlaması iyice hesaplanmış bir hamle. Mesela bu hamleyle, eğer ki kısaca özetlersek zaman açısından, yani el mühim olan şeyleri sıralarsak. Bir, buraya gönderilen çete gruplarıyla ABD'ye çok güzel bir şekilde göz kırpıyor. Bakın işte İran'ın kuzeyinde ben bir cihatçı merkez açabilirim mesajı veriyor. Yine cihatçıların savaşın başlamasıyla İran'daki Azeri nüfus harekete geçti ve bununla da yine İran üzerinde planları olan güçlere, bakın ben istediğim anda İran'ı harekete geçirebilirim, kuzeyden geçirebilirim. Keşmir bölgesinde yine benim İran'ın doğusunda güçlerim var, harekete geçirebilirim. Başka yerden harekete geçirebilirim diyor. Yine Avrupa Birliği'ne ve ABD'ye
Rusya'yı biraz Kafkasya'da oyalayabilirim mesajı. Ve bunların hepsini bir anda, yani bir hamleyle yapılan şey. İdlib'de ya da başka yerlerde biz çok bir şey, rahat bir şekilde karşı, yani Rusya'nın elini zayıflatıp Rusya'yı Kafkasya'da uğraştırıp burada hamleler yapabiliriz mesajını içinde taşıyan mesajlar. Ve şu ana kadar görünen o ki Rusya'nın sessizliği de Karabağ'daki şu ana kadar mesela Avrupa Birliği'nden, ABD'den, NATO'dan, Birleşmiş Milletler'den Karabağ meselesinde soykırımdan geçirmiş bir halk olan Ermeniler ya da hatta işte 21. yüzyılın ilk soykırımını yaşamış olan bir halka karşı bugün bu kadar ağır saldırılar yapılırken ciddi bir tepki var mı? Yok. Belki Rusya'nın Paşinyan yönetiminin burnunu sürtme noktasında biraz şu ana kadar sessiz kaldığını söyleyebiliriz. Yani ki öyle bir siyaset yürütülüyor. Evet. Fakat yapılan hamlenin NATO'dan, ABD'den ve Avrupa Birliği'nden bağımsız olduğunu düşünmemek gerekir. Türkiye tek başına Kafkasya'da, yani mayınlı arazi olarak söylenebilecek bir bölgeye bu şekilde elini kolunu sallayarak rahat rahat giremezdi. Süleyman Demirel 90'larda ne diyordu? Ne demek yani, işte yine o Karabağ meselesi çıkınca, savaşı başlayınca ne diyordu Süleyman Demirel? Kızıl Ordu'yu karşımıza mı alalım? Bugün MHP'nin işte Uygur Türkleri için söyledi, Çin'i karşımıza mı alalım? Bugün Erdoğan rahatlıkla onu söyleyebilirdi. Eğer ki arkasındaki güç ABD, NATO ve Avrupa Birliği olmamış olsaydı ve bunun aynı zamanda sadece Karabağ'la sınırlı olmadığını, İran'a yönelik olası bir hamlenin de ön hazırlığı olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Peki, yani sonuç itibariyle Erdoğan iyi bir tetikçidir noktasına getiriyorsun. Cafer Tar, sizinle devam edelim. Biraz önce de dediniz, hep dengeler üzerinden oynadı. İşte Avrupa ile ilgili çok sert tutumlar, sizin söylediklerinizle Ersin kısmen farklı yorumlar getirdi. Çok keskin geri dönüşler de yapabiliyor, her ne kadar içeriye bunu yansıtmasa da. Şimdi Erdoğan Karabağ siyasetiyle Ersin'in de söz ettiği o kullanışlı tutumu gösteriyor ama ileride farklı bir durum ortaya çıkınca Avrupa'ya karşı, diğer küresel güçlere karşı yeni bir manevra yapar mı ya da yeni keskin dönüşlere girer mi? Mümkünse özetle söyleyin. Sait Hocam'a da zaman kalsın. Evet, çok tekrara düşmeyelim. Tabii Ersin arkadaş çok doyurucu bilgiler verdi. Hani zamanımız olsa böyle ayrıntı düzeyinde falan da konuşurduk. Belli arkadaşımız yani süreci gerçekten takip ediyor. O yönüyle çok memnuniyet verici. Ama hani dediğim şey şudur, çok hani özele ilişkin böyle taktik aşamalarda falan bu tip tavırlar oluyor ama böyle toplamda baktığınızda biraz uzun vadeli baktığınızda biraz yani fotoğrafın biraz başkalaştığını görüyorsunuz. Benim aslında temel yaklaşımım şu: Türkiye'nin kapasitesi, yani bugün dolar olmuş 9.35, şimdi bu önemli değil diyemezsiniz. Türkiye daha önce Avrupa'nın ilk 2002'de iktidara geldiğinde Erdoğan işte İslam ülkeler arasında gayri safi milli hasılası en yüksek olan ülkeydi. Şimdi sanıyorum Endonezya ve Suudi Arabistan'dan sonra üçüncü ülke durumunda. İlk 20'de kalıp kalamayacağı belli değil. Yani bütün bu işin biraz kapasitenizle ilgisi var. Yani Erdoğan rejimi kendi içinde böyle taktik aşamalarda zaman zaman başarılı gibi gözüküyor ama toplamda biraz böyle ben Nazilerin şeyine benzetiyorum. Yani 33'te iktidara geliyorlar. Bir böyle yükseliş dönemleri var. Ama daha sonra bu kalitesizlik, bu çapsızlık kendi içinde muazzam bir çürümeye sebep oluyor. Bu akılsızlık. Ve hani iddiaçılıkta da bu var. Arkadaş Sait, arkadaş iddiaçılıktan bahsetti. İddiaçılığın da böyle manyak, kibirli, kendini beğenmiş, kapasitesini ciddiye almayan, yani kurguladığı, gerçekle alakası olmayan yaklaşımları var. Yani Enver'in o kibri Erdoğan'a benziyor. Enver de çok ilginçtir. Yanında 3 tane general olmadan dışarı çıkmayan bir adam. Yani arkasında 3 tane general gezdiren bir adam. Erdoğan'ın da kapıdan çıkışına bakıyorsunuz. Arkasında konvoylarla çıkıyor yani falan böyle. Afra tafrayı seven bir yaklaşımlar var bunların. Bu afra tafranın da gidip kafasını duvara vuracağı kesin.
Türkiye'nin şöyle bir şeyi yok. Yani benim altını çizmek istediğim şey şu. Şimdi bazı güçler hem de yönetebilir. Yani Amerika mesela hem Türkleri hem Kürtleri, yani böyle kullanma anlamında falan söylemiyorum ama aynı anda bir politika geliştirebilir. Buna gücü yetebilir. Ne bileyim, hem İranlarla hem işte İsrail'le bir onları bir toplamda onlara ilişkin bir politika geliştirebilir. Bunu sürdürebilir. Bu kapasitesi var. Ekonomik, askeri, siyasal vesaire falan. Ama Türkiye hem Rusya'yı hem Avrupa Birliği'ni hem bilmem neyi böyle belli aşamalarda taktik düzeyde yapabilir bazen. Ama bunu uzun vadeli sürdürebilecek kapasiteden yoksun bir ülke Türkiye. Bunu yapamaz yani. Şunu sorsam, yani 2015'te Rus uçağını düşürdükten sonra bugüne kadar yaptığı siyaset ya da yürüttüğü siyaset, işte biraz önce Ersin'in Karabağ'a girişle ilgili Erdoğan'a dönük ya da işte AKP-MHP Ergenekon yönetimine dönük dediklerini de hatırlatarak soruyorum. Yani evet. O siyaseti yürütür bir noktaya mı ulaştı, yoksa gerçekten daha farklı bir şey var? Yani bir şekliyle bir kesimin kullandığı nitelikli bir aktöre mi dönüştü? Ya şimdi Erdoğan bir dönem şöyle dedi. Yani ilk iktidara geldiğinde komşularla sıfır siyaset dedi. Yani bunun iç dengelerle ilgisi vardı. İşte o zamanki var olan programla ilgisi vardı vesaire. Şimdi de herkesle kavgalı. Biraz hani bunun subjektif bir tarafı da var. İktidarını sürdürebilmek için de böyle yapıyor. Erdoğan rejiminin gerçekten Türkiye halklarına verecek bir şey yok. Biraz önce işte milletvekili arkadaşımız bahsetti. Hani iç dengelerin nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini falan. 1942'de Goebbels, Alman şey, yani biraz böyle şey yapacağım ama şey, böyle artık Nazi rejimi yenilme aşamasına geliyor. Yani artık kimseye söyleyecek bir şey yok. Tüketim malzemeleri üretemiyor. Savaş ekonomisini sürdürmesi lazım. Onların ünlü ekonomiden sorumlu bir adam vardı. İsmini unuttum. O kadınları da cepheye çağırıyor. Yani fabrikalarda çalıştırmak istiyor. Hitler önce itiraz ediyor. Diyor ki ya işte biz Birinci Dünya Savaşı'nda bunu yaşadık. Toplumsal desteği kaybederiz falan. Sonra çok önemli bir yere geliyorlar. Diyorlar ki ya artık refah verme şansımız yok topluma. Yani çok önemlidir Goebbels'in böyle buna ilişkin yaklaşımları var. Diyor topluma artık refah öneremeyiz. O zaman diyor topluma biz işte Führer'in arkasında, yani önderin arkasında sonuna kadar savaş, kanımız aksa da işte Almanya yaşayacak, Hitler yaşayacak falan gibi bir soytarılığa düşüyorlar. Yani Erdoğan'ın gerçekten, yani bunun abartılı bir tarafı yok. Erdoğan'la kendini tarif eden çevrelerin Türkiye'de, yani içeride gerilim aramak, dışarıda arayıp bulmak, taraf olmak vesaire falan gibi şeyler yapmaktan başka çaresi yok. Başka iktidarını sürdüremez. Bunun olanağı yok. İki sebepten yok. Bir tanesi gerçekten hani Türkiye toplumu artık diptedir. Çok ağır problemler yaşıyor ekonomik ve sosyal olarak. İkincisi de yine çok önemli bir şey. İkincisi Türkiye'de gerçekten, sadece Türkiye'de değil bütün o bölgede, topluma demokrasi ve özgürlük sunma anlamında, eşit, özgür, adil yaşama anlamında bir alternatif, bir seçenek oluştu. Yani HDP'ye hışımla bu kadar saldırmalarının sebebi, Rojava'ya, Kuzeydoğu Suriye'ye bu kadar hışımla saldırmalarının sebebi, içeride HDP'ye bu kadar hışımla saldırmalarının sebebi, tamam Kürt düşmanlığıdır, doğrudur. Türk devletinin genlerinde var Kürt düşmanlığı. Ama sadece bununla sınırlı da değil. Bunu aşan bir ideolojik, sosyal arka plan var. Bunlarla üst üste koy, hani bunlarla bir araya getirdiğimizde, hani rejimi, Erdoğan'ın dışarıdaki saldırganlığı ve içerideki tutumunu biraz daha net anlıyoruz. Bu şeyle ilgili de bir şey söylemek istiyorum, bu Ermenistan sorunundan. Evet. Yani niye Türkiye bu, hani daha önce şey çok açıktı, herkes Ermenistan'ı genel olarak insanlar Rusya'nın dengesi olarak görürlerdi. Ama orada bir iktidar değişimi oldu. Yani şimdi iktidarda olan Peşinyan olması lazım. Yanılıyorsam düzeltin. O daha çok böyle anti-Rusyacı, Amerikacı bir tavırla iktidara geldi. Yani içeride gerilimler oldu vesaire falan. Şimdi ben biraz bu Türkiye'ye alan açılmasının Rusya tarafından şöyle olduğunu düşünüyorum. Biraz Ermenistan'ın burnunu sürtme çabası gibi diye düşünüyorum. Yani Rusya tarafından biraz böyle var olan Ermenistan'daki var olan hükümetin biraz burnunu sürtme, biraz hani ona burada güç kim, burada büyük abi kim, bunu göstermenin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Burada bir şey sormak istiyorum müsaade ederseniz. Merak ettiğim için de doğrusu.
Yani bu Rusya'ya da ciddi zarar vermez mi? Bir, ikincisi şöyle de düşünülemez mi? Yani işte Rusya bir şekliyle izleyecek, yapacak ama son anda bir şekliyle 2015'te Suriye'ye girdiği gibi orada da girip kendi istediklerini mi yaşama geçirecek? Yani bir akılla mı hareket ediyor Rusya, yoksa böyle çok kolay Ermenistan'ı herhalde Türkiye'ye yedirecek gibi de durmuyor. Bilmiyorum. Yok yok, ben ikinci söylediğini, yani Rusya'nın ben öyle yapacağını düşünmüyorum. Yani Rusya, Lavrov zaten hani bir biçimiyle devreye girdi. Amerika, Fransa ve Rusya arasında bir üçlü mekanizma da oluştu. Ama tabii sonuç itibariyle yani bu gerilimin, yani Erdoğan'ın siyaseten bu gerilimden fazlasıyla yararlanmaya çalışacağı kesin. Ama ben hani Rusya'nın şey yapacağını, Ermenistan'ı orada yani nihai anlamda, hani şimdi çok böyle açık aktif desteği yok eskiden olduğu gibi, ama nihai anlamda da Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın insafına bırakacağını düşünmüyorum. Peki. Sait Bey, sizinle devam edelim diyorum. Bu aslında Erdoğan dış siyaset üzerinden yürüttüğü ve çelişkilerden kazanç elde ettiği politikayı içeride de Kürt düşmanlığı üzerinden konsolide etti. Yani ama bir müddet sonra bu Kürt düşmanlığı üzerinden konsolide etti herhalde. Sesiniz gelmiyor. Sesim gelmiyor mu şu anda? Çok çok az ses kesildi. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ben sorumu alabildiğiniz kadarıyla alın, yanıtlamaya çalışın isterseniz. Çünkü zaman kaybetmeyelim, bilgisayarı açıp kapatmanız gerekecek. Siz bu Kürt düşmanlığını içeride faşizmi konsolide etmek için kullanıyor ama elde etmedi. Bu kez aynı şeyi Ermeni düşmanlığı üzerinden mi yürütüyor? Ya da işte Azerbaycan'a destek vermesinin bir nedeni de kendini bu kez içeride Ermeni düşmanlığı üzerinden mi konsolide etmesi? Bunun özellikle yurt içindeki karşılığına ilişkin ne dersiniz? Sesimi alabildiniz mi? Sait Bey, sesimi alamadınız herhalde. Peki, ben son başlığımız üzerinden istersen Ersin seninle devam edelim. Sait Bey'e sesimiz gitmiyor. Bir sorun var sanırım. Bu baskı ve şiddetle ilgili bir bakalım diyorum. Özellikle basına dönük baskılar arttı, muhaliflere dönük baskılar arttı. Öyle bir şey ki Güney Kürdistan merkezli yayın yapan siteler bile engellendi. Bunu yeni bir saldırının hazırlığı olarak görmek mümkün mü? Bu konuda ne dersin? Çok kısa yani, ama mümkünse bir iki dakikayla özetlersen Cafer Tarada bir soruyla bir iki dakikalık bir zaman vermek istiyorum. Evet, az önce Cafer Hocam da söyledi. Yani faşizm eğer ki tıkandığı anda ya da işte yürüyemez, işte refah ya da işte daha yeni bir farklı bir dünya ya da işte ekonomi farklı idealler üzerinde yürümediği anda milliyetçiliğin en koyu olanına sarılma ya da işte ırkçılığa sarılma gibi bir potansiyeli içerisinde barındırıyor. Şu anda Türkiye'nin de yaşadığı şey bu. Yani yaptıklarının, ettiklerinin ya da işte yürüttükleri siyasetinin artık Türkiye medyasına baktığımızda ya da Türk medyasına baktığımızda tamamıyla işte MGK bildirilerinin ya da işte resmi açıklamaların peşinde dizilmiş yek sıra halinde işte Türklük Sözleşmesi'ne sonuna kadar bağlı bir medya görüyoruz. Onun dışında kalan muhalif medya, özellikle Kürt medyası, özgür basın diyelim. Özgür basın zaten her zaman hedefteydi. Şu anda işte bu çuvallamalarını, orada burada çuvallamalarını, işte iki tane Kürt köylüsünü kalkıp helikopterden atma, 2020'de helikopterden atma, ondan sonra onun haberini yapan kişiyi alıp gözaltına alma, belki de tutuklama. Bu siyaset, yani başından beri bütün Kürt kamuoyuna anlatmaya çalıştığımız şey şu: sen ne kadar beyaz adam taklidi yaparsan, her ne kadar ona sevimli görünmeye çalışırsan, ne kadar ona yaranmaya çalışırsan, ila nihayetinde
sen Kürtsün ve sana dönecek. Bugün işte bahsettiğin diğer işte güney merkezli bazı yayın organlarının yayın yasağı getirilmesi. En son olarak ne zaman yayın yasağı getirilmişti? Referandumda, Güney Kürdistan'daki işte referandumda o zaman yayın yasağı getirilmişti. Şimdi demek ki o zaman Güney Kürdistan, yani aynı ne deniliyordu o zaman? Yine postal yalayıcısı, yine işte aşiret reisi vesaire gibi aşağılayıcı laflara dönmüşlerdi. Demek ki bugün de aynı duruma tekrar dönüş yapmışlar. Aynı siyasete dönüş yapmışlar. Peki. Sait Hocam, biraz önce duymadığınız sesimi ama çok özet sorayım tekrar. Umarım sesim geliyordur, bir problem geliyor, yoktur. İçeride Kürt düşmanlığı üzerinden konsolide edip şimdiye kadar yürüttü. Şimdi aynı şeyi Kürt düşmanlığı üzerinden başaramayınca, habire oyları azalmaya başlayınca Ermeni düşmanlığı üzerinden mi yürütmek istiyor? Çünkü sonuçta Türkiye'de Kürt düşmanlığı da, Ermeni düşmanlığı da, Rum düşmanlığı da işte siyaseten hala para eden mekanizmalar. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi aslında yani şunu biraz net görmek lazım. Türkiye'nin geleceğinde Erdoğan'ın yeri yok. Bu nettir. Yani evet, Erdoğan o cepheden o cepheye koşuyor, yeni hamleler oluşturuyor. Var olan hamlelere, oluşturulan hamlelere karşı nasıl bir hamle oluşturabilirim diye çalışıyor. Yalnız şöyle bir şey var, sanırım Cafer arkadaş söyledi. Yani burada oyun kurucu Erdoğan değil, Ersin arkadaş da aynı şeyi söyledi. Evet, belki Avrupa Birliği'nin, ABD'nin zaman zaman işte Rusya'nın görmek istediği yerde Erdoğan durabilir. Bu hamleleri Erdoğan'ın kendisi, bu pozisyonları Erdoğan'ın kendisi ya da bu rejimin kendisi oluşturmuyor. Ya yani bugün belki Dağlık Karabağ'da işte 300 çetenin oraya taşınması, Türkiye'nin aslında açık açık desteklediği bir savaş mevcut. Burada belki işte Putin'e karşı İdlib'de ya da Rojava'da el yükseltecek. Orada o da kendince bazı kazanımlar elde edecek. Yani karşılıklı bir çıkar, bir simbiyotik yaşam diyebiliriz. Bunlar var. Yalnız burada belirleyici olanın Erdoğan olması net ortadadır. Şimdi Erdoğan Doğu Akdeniz'deki siyasetinin sonuçları ne oldu? Ya da işte Libya'daki siyasetinin sonuçları nereye doğru gitti? Yani böyle Erdoğan sanki Orta Doğu'da her şeyi belirliyormuş gibi bir şey yok. Gücü de ortada üstelik yani. Şimdi bazı şeyleri de Türkiye'nin iş dinamiklerinden ayrı da düşünemezsiniz. Şimdi Türkiye'de az önce de söyledim, ortada bir iktidar yok. Tamamen zor aygıtlarıyla ayakta durmaya çalışan bir iktidar var ve bu da bir yere kadar. Doğu Akdeniz politikasının, işte Libya politikasının, Ege politikasının, İdlib'deki yaşananlar, şu an işte Dağlı Karabağ'da yaşananlar, bunların hepsinin de Erdoğan'a belirli faturaları oluyor. Şimdi bir yere kadar evet, milliyetçi muhafazakar kesimi konsolide etmeye çalışıyor, Kürtler üzerinden saldırmaya çalışıyor. Ama bunların hepsi belli bir süre sonra ortaya çıkıyor ve bunlar uzun vadeli bu rejimi ayakta tutacak politikalar değildir. Ve ben o yüzden diyorum, kesinlikle Türkiye'nin geleceğinde Erdoğan'ın bir yeri yoktur. Evet, Erdoğan bazı şeyleri şu aşamada ne yapıyor? Öteliyor. Havuz, kriz, savaşla biraz daha ömrünü uzatmaya çalışıyor. Tek yapılan budur. Yoksa başka asla hani böyle kalıcı bir şeyi düşünmüyorum. Ve bu rejimin de çok kısa bir sürede, yani kısa bir süre elbette yıllara yayılabilir, ama uzun süre ayakta kalmayacağını gösteriyor. Uluslararası arenada da evet, biz işte bazen ABD ile, bazen Avrupa Birliği ile, mutlaka devletlerin birbirleriyle çıkarları olacak. Bunların Orta Doğu'daki emelleri olacak. Dolayısıyla zaman zaman Erdoğan da bunların işine gelecek, bir yerde artık kullanılır mı dersin, karşılıklı çıkar mı, ne denilirse adına bunlar olacak. Ama uluslararası arena, Erdoğan'ın zerre kadar, bu rejimin zerre kadar bir saygınlığı kalmamış. Şimdi bugün Macron şunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Antep üzerinde işte 300 çetenin gizli servis raporlarını göre taşındığını, yine işte Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi aynı şeyi söyleyebiliyor. Bunların hepsinin bu devlette aslında bu Erdoğan'ın yarattığı
yaptığı rejim yüzünden bu halklara da bir faturası mutlaka olacaktır. Sadece az önce Cafer arkadaşımız da söyledi. Şimdi dövizin geldiği yer ortada. Türkiye'deki huzursuzluklar ortada. Muhalefete olan baskılar ortada. Yani rejimin tek dayanağı güç aygıtlarıdır, zorbalıktır, zulümdür. Başka hiçbir dayanağı yok. Dolayısıyla ben tekrar söylüyorum. Erdoğan burada oyun kurucu değil. Erdoğan ve iktidarı burada artık meşru değil ve uzun süreli olacağını da düşünmüyorum. Bu yüzden Türkiye'nin geleceğinde Erdoğan'ın yeri yoktur. Yani Erdoğan Kürt düşmanlığında da Ermeni düşmanlığında da politikasının sonuna geldi. Cafer Hocam bir iki cümleyle size sorayım. Çok zamanımız kalmadı yani bir iki dakika içerisinde. Erdoğan bu baskıları arttırarak kime mesaj veriyor? Özellikle baskı ve şiddetlerin artmasıyla ilgili soruyorum. Kime mesaj veriyor Erdoğan? Yani Kürtlere gücü yetmedi, götüremedi, bitiremedi. Başkaları mı var? Başka bir şekilde, kastım açık söyleyeyim, CHP mi ya da işte İYİ Parti mi, diğerleri mi? Yani artık aslında gerçekten böyle hani çok iyi özetledi bir arkadaşımız da. Ben tekrara düşmeyeyim. Özellikle son Sait arkadaşın söyledikleri gerçekten hani birebir benim de akli ve hani kalbi olarak yaklaşımımdır. Burada artık şeyi açtan Türkiye'de Millet İttifakı, Cumhur İttifakı falan gibi iki çevre oluştu. Ama aslında hani politik odak, hani bir programla, bir projeyle duran en güçlü politik odak HDP'dir. Hı hı. Türkiye'de HDP olmadan reel olarak ne iktidar olunur ne de muhalefet yapabilir. Yani dolayısıyla aslında yani Erdoğan belki operasyonlarla falan hani bazıları şöyle bir yerden tartışıyorlar. İYİ Parti'ye mesaj verip hani veya İYİ Parti'yi Millet İttifakı'ndan koparmak, daha doğrusu CHP ile olan ilişkisini bitirmek falan, burayı zorladığını düşünüyorlar. Belki böyle taktik boyutları olabilir. Ama bu yaklaşım Erdoğan dışında herkese kaybettirir. Dolayısıyla artık yani sadece bizim durduğumuz yerden değil, diğer politik çevreler arasından da Erdoğan taşınabilir, kaldırılabilir bir politik figür değil. Peki. Dolayısıyla Erdoğan'ın bir mesajı varsa bile o mesajın yerini bulacağını düşünmüyorum. Peki. Doğrusu bizden sonra da yeni bir yayın var. Belki bir cümleyle Sait Hocam, siz bu baskıyla ilgili çok ciddi anlamda oy kaybı var Erdoğan'ın. Bu artık somut biçimde yansıyor. Bir iki cümleyle bu durumu özetleseniz, ondan sonra programı bitireceğim mümkünse. Şimdi ben az önceki konuyla ilgili sadece bir cümle eklemek istiyorum. Kürtlerle ilgili özellikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi 5 yıl, 10 yıl önceki konjüktürle bugünkü konjüktür aynı değildir. Dolayısıyla aslında hani çoğu yerde hani tasfiye etmek isterken Erdoğan'ın çoğu yerde siyasetin tasfiye edildiğinin de tasfiye olduğunu da görmek lazım. Bunu söylemek istiyorum. Aslında Erdoğan bununla bağlantılı olarak tasfiye edileceğinin korkusunu, hezeyanlarını yaşıyor. Gün geçtikçe şimdi daha önce belki onun etrafında konsolide olan taban da eriyor. İşte %58'lerden bugün %35'lerde, o da kendi anketçilerinin, ona yakın olan kişilerin yaptığı anketler sonucu. Yani bu bizce çok daha altlarda bir yerde. Aslında bu da şunu gösteriyor. Erdoğan siyasetinin, bu rejimin siyasetinin işte Dağlı Karabağ'a da saldırsa, Rojava'ya da saldırsa, efendim gidip Doğu Akdeniz'e de saldırsa, Libya'ya da, başka yerlere de, başvura da saldırsa, bu siyasetin tutmadığını ve bu şekilde yürümeyeceğini, önümüzün başka bir akılla, başka bir siyasetle yol almak gerektiğinin göstergesi diye düşünüyorum. Yani yenilmiş bir Erdoğan var, uzatmaları oynuyor diyorsunuz. Diyelim, bu sözle de bitirelim. Ersin Çaksu gazeteci arkadaşımız, Cafer Tar gazeteci yazar arkadaşımız ve Doktor Sait Dede HDP Hakkari milletvekili, her üçünüze de programa sunduğunuz emek ve katkılar nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Biraz da zaman uzattık. Arkadaşlara da teşekkür edeyim bu zaman uzatma nedeniyle. Bir dahaki medya haberde gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.